Amcam öldüğünden beri evde yalnızdım. Tek başına yemek yemekten sıkılmıştım. Ama artık hepsi bitti. Çünkü yeniden bir aile olduk. Lan oğlum, sen hangi sıfatla bu masada oturuyorsun? Bu aile nasıl olacak? Aile ne demek? Aa. Hı? Bence aile birbirlerinin sırlarını bilen, birbirinin sırtını kollayan insanlar. Yoksa kan bağıymış, aynı soyadı taşımakmış. Bunlar boş. Hı. Ama sen dersen ki illa kızımla evlen. Tamam, kabul ediyorum. Ne evlenmesi Vedat? Saçma sapan konuşma lütfen. Öyle bir şey olmayacak kızım. Sakin olun. Lafın gelişi söyledim canım. Zaten cezayı şüphelendirmemek için yavaştan almamızda fayda var. Maazallah. Senin beni öldürmek istediğini öğrenirse, ki bu yüzden az kalsın karısı ölüyordu, kızını bana vermenden şüphelenir. Lan benim tevhemin tasını attırma! Baba, Allah aşkına dur, ne olur. Vedat da zaten gidiyordu. Değil mi Vedat? Sen nasıl istersen Berfin'cim. Cezayir'in cephesinden haber var mı? Neler planlıyor? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum Vedat. Zaten şirketten de ayrılacağım. Masada dağıldı zaten. Hayır, hayır, tam aksine. Sen şu an benim Cezayir'den haber almam için tek yolsun. Bak Vedat, Cezayir akıllı bir adam. Er ya da geç sana bilgi sızdırdığımı anlayacaktır. Korkma hayatım. Kimsenin sana zarar vermesine izin verme. Lütfen Vedat. Ne diyorsam onu yap. Beni de kıstırma. Tamam mı? Ayrıca bunları baban için yaptığını da unut. Hoşçakal. Bu cihana sığmasam.